Evet, Hamit Demir'e dönüyoruz hemen. Konut sektörüyle başlayacağız. Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı. Şimdi şöyle bir durum var. Kampanyalar yapıldı 15 Temmuz sonrasında. Mart sonunda işte bu kampanya vardı. 240 ay vade, 120, 60 ay vade. Sonuçları gördük. Genelde 60 ay vade 0 kullanmışlar. Ya da 120 ay vade 0.49. Nisan'dayız. Sizin de zaten vardır o sayılar. Artı bir bunu soracağım. Bir de biz ilk 3 ayı konut ve inşaat sektörü olarak nasıl geçirdik? Sanayi üretim verisi Şubat ayında, çünkü sanayi bazında 0.4'lük bir düşüş var otomotivden, ama inşaatta nasılız? Çünkü o da bize en azından ilk çeyrek büyümesi için önemli bir gösterge. Mart'a kadarki bölümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi 2016'nın son aylarında konuttaki satış oranları çok düştü. Dip noktalara geldi. Darbe sonrası aylarda 1-2 ay çok iyiydi. Halkın ülkeye güveni, vatandaşın o sıkıntılara atması nedeniyle yatırım hevesi iyiydi. Sonra 12. ay, 11. ay, 12. ay durağan geçti. Yalnız 1. ayda bu kampanyalarla beraber, bizim de içinde olduğumuz bu kampanyalarla beraber 0.79'du 120 ay. Sonraki dönemde de 240 ay 0.79, 120 ay 49'lara kadar çekildi. 60 ayda 0 faizde. Bunun tüm konu sektöründeki arkadaşlar, marka firmalar bunun meyvesini yedi. Biz de bunlardanız. Yedi derken geri dönüp 2012-2013 senelerini, 2014 senelerindeki hareketli bulduk mu? Bulamadık. Ama 2016 Türkiye için gerçekten bir kara sayfaydı. Bu kara sayfanın sonunda bu kadar yine güzel satışlarla kapatmamız Mart ayını bizler için ve sektördeki arkadaşlarımız için biz olumlu baktık. Çünkü bunun tamamen hiç müşterinin girmediği satışın olmadığını düşündüğümüz günler oldu. Ama kampanyalarla beraber satış ofislerimiz canlandı. Giden gelen arttı. Her satış temsilcisinin önünde yeri geldi. Sırada bekleyen öyle arkadaşlar oldu. Duydum onu, bu da bizi çok mutlu etti. İnşallah referandumdan sonraki bu hareketliğin daha da fazla artacağını öngörüyoruz. Şimdi referanduma geliyorum ben hemen. Çünkü piyasalara baktığımızda dünden itibaren özellikle işte Morgan Stanley, Merrill Lynch, Moody's, yabancı raporlar pozitif bazı önerilerde bulundular. Özellikle Türkiye bankacılık sistemiyle ilgili, büyümesiyle ilgili ve evetin satın alındığına dair. Şimdi piyasada zaten 92 binlere geldi. Yani finansal piyasalar sanki evet'i satın almış gibiler ya da alıyor gibiler. Dolayısıyla biz referandum sonraki ayın 17'sinde eğer evet çıkarsa çoğunlukla nasıl bir ekonomi yaşayacağız ya da nasıl bir Türkiye yaşayacağız? Ne bekliyorsunuz? Ne dersiniz? Ben burada özellikle de çok çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Kararsızlara seslenmek istiyorum. Lütfen insanlar, kararsızlar özellikle, aklı selim düşünsünler. Ülkenin geleceğini, menfaatini düşünsünler. Evet, %51, %52, %53, %55'e kadar olan bir evet tabii ki ülke için çok güzel. Ama %55'in üstündeki bir evet Nisan'ın 17'sinde Türkiye'de her şeyin 360 derece değiştiğini düşünmek gerekiyor. Yani Avrupa'nın Türkiye bakışı da değişir, dünyanın Türkiye bakışı da değişir. Çünkü Türkiye'de güçlü bir iktidar, güçlü bir sistem oturmuş olacak. Bu sistem ve bu güçlü iktidarın önünün açık olması nedeniyle dünya ülkelerinin de Türkiye'de bu sıkıntılı dönemde bilene böyle bir ezici evetle çıkması nedeniyle çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. O yüzden biz yurt dışında evet'i satın aldılar deyip rahat olmayalım. Mutlaka sandığa gittiğimizde bu evet'in çıkmasını sağlayalım. Ben kendi şahsi fikrim, ülkemizin geleceği, çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin ekonomik verilerinin artması için mutlaka bu sandıkta, ben 17 Nisan'da Allah'ın izniyle 17 Nisan'ın sabaha çok güzel bir uyanış gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum. Ama bunu kararsızlar biraz daha ellerini vicdanlarına korsa 2017'yi, 2018'i kaybetmemek için buradan evetin çıkması gerekiyor. İnşallah da evet çıkar. Evet çıktığı gece 2016 Nisan'ın 17 Nisan'a bağladığı gece
döviz tersine döner, borsa fırlar gider, bizim sektör, konut sektörü ve diğer tüm sektördeki işler açılır. Sayın Başbakan'a ben burada teşekkür ediyorum. Konuttaki KDV olayını Eylül'ün sonuna kadar ötelemesi bizim için çok büyük artı. Evet, nasıl bir şey getirecek? Neden artı? Bakın 1 Nisan itibariyle artık biz yurt dışı vatandaşlarına konut, daire ve ticari alanlar satmaya başladık. Evet. Bu yurt dışı vatandaş derken yabancı vatandaş değil, yurt dışında çalışan Türk vatandaşları. Kapımızı çaldılar, KDV vermemek için, KDV'den faydalanmak için özellikle de ticari alanlarda alım yapmaya başladılar. Hmm. Bu da çok güzel. Biz yıllardır yurt dışında çalışan vatandaşımıza bu imkanı sağlayamıyorduk. Bu nedir? Bir peşin indirim sağlıyor. %18'de KDV'den faydalandığı zaman bu %18 KDV sonraki süreçte kiralarda şunda bunda zaten tahsil ediyordu ama peşin ödemede sıkıntı çekiyordu vatandaş. Ama şimdi cebinde çıkmadığı için bu alımları artırdı. Eylül'ün sonuna da ötelemesiyle beraber 16 Nisan'da da Allah nasip ederse çok güzel bir sonuç almamızın sonucunda Mayıs, Haziran, Temmuz çok güzel günler bizi bekliyor. İnşallah. Çok güzel işler yapacağız inşallah. Öyle umuyorum ben de. Bir de tabii kentsel dönüşü biraz duraksadı mı? Onu soracağım. Kentsel dönüm Yoksa son hızıyla mı gidiyor? Hayır. Kentsel dönüm duraksadı. Bir ileri iki geri gidiyoruz. Kentsel neden böyle oldu? Kentsel dönüşümde yol alamıyoruz. Kentsel dönüşümü sadece konuşuyoruz. Kağıtlar üzerinde. Programlar. Ne gibi konular var? Kentsel dönüşümde yerel yönetimlere yetki verilmeli. Parsel bazında değil, ada bazında. Yani İstanbul geneline baktığınız zaman kentsel dönüşüm birkaç ilçeye verilmiştir. Genelde yok. Hep riskli yapılardan yenilenmeye gidiyoruz. Riskli yapıyla biz yenilenmeye gittiğimiz müddetçe İstanbul değil Türkiye 100 senede yenilenemeyiz. Bir deprem yaklaşıyor diyoruz. Bakanımız da çıkıyor söylüyor, bizler de söylüyoruz. Ama deprem yaklaşırken biz depreme hazırlık asla yapmıyoruz. Şimdi İstanbul'un içi kağıthane, 500 evler, küçük köy. Baktığınız zaman parsel 500 metre bir parselin %95'ine insanlar yapılanmış. Biz %60 yatayına gidelim diyoruz. Böyle bir lüks yok. %95'ine yapılanmış bir insan 5 kat yapmışsa zaten emsale vurduğunuzda 4-5 emsale geliyor. Siz bu insanı yıkıp müteahhite de bir kar sağlayıp oraya konut yaptıracaksanız o zaman devlet olarak taşın altına elimizi koymalıyız. Ben hep diyorum onlar dönüm ada bazında parseller oluşturmalıyız. Mutlaka her daireye iki tane otopark oluşturmalıyız altta ve dikeyine gitmeliyiz. Dikeyine gitmediğimiz müddetçe biz yatayda kentsel dönüşü çözümünü çözemeyiz. Ben de aslında dikey yapıya karşıyım. Hayır, bakın, bu arada. Nasıl? 10 dönüm bir arazi. Yani ada bazlı yaparsak bunu çözemez miyiz? Çözeriz. Ada bazlı. Yatay için. Hayır, çözemeyiz. 10 dönüm bir arazi. 10 dönüm bir araziyi topladığınız zaman 10 dönüm arazide zaten insanların içindeki yapının birebirini verdiğiniz zaman 2,5-3 emsallere geliyor. Peki yatay veya dikey yerine o bölgenin normal dokusuna uygun yapılar. Bakın ben desek, daha uyumlu. Ben size bir örnek. Uyumsuz olmasın. Örneğin Maslak nedir? İşte New York gibi. Gerçi ona hani tam da örnek veremeyeceğim ama yüksek yapılar var. Yapısı öyle şimdi. Örneğin. Veya bir başka semtte, bahçeli evlerde daha öncesinde 3-4 katlı evler vardı. Ataköy mesela. Ama 4-5 yani o küçük yani 4'te 5. kısım eski evler. Orada da 5-6 katlı yatay. Yani bölgenin doğa uyumuna göre mi yapılansa? Yüksekse yüksek, yataysa yatay, duruma göre. Size. Şimdi Maslak ve Lemet ora biraz çok abartıldı. Gerçekten emsaller çok fazla. Yani dikeyine gittik ama parsel bazında da tam aldık. Ataköy 7-8. kısım, 9. kısmı baz alırsak emsali 4'e 5'e gelir ama kocaman bahçe içerisinde 18-20 kat. Ben şunu diyorum, 10 dönüm bir arazi netleştirdik. 4 emsal verirseniz 40 bin metre. 2 blok biner metreden oturtursanız 20'şer kat, 8 dönüm bir arazi bahçe ve peyzaj olarak kalır size. Havuzlar, bahçe alanları şu bu. İstanbul'da şu an sokaklarımız daracık, biz gidemiyoruz. Yatayına gittiğimiz zaman sokakları da kaybetmiş olacağız. İşte ben de kentsel dönüşüm acaba yani bir şehir mimarı mı olmalı? Kesinlikle şehir mimarı. Yani baştan aşağı olmalı. O zaman eğer biz devlet olarak
kentsel dönüşümde başarılı olmak istiyorsak devlet oradaki arazileri kamulaştıracak, müteahhitlerden bedellerini alacak. Diyecek ki kardeşim ben kamulaştırıyorum bu bedel üzerinde. Buyurun gelin Demir İnşaat Hamit Demir, sen şu adadan bu kadar alacaksın. Sen bu adadan bu kadar, bu vatandaşları da ben X bir yerde büyük araziler oluşturacağım, binalar oluşturup çıkacağım. Sen de burada yatayına, şehrin dokusuna göre proje geliştireceksin. Onu diyorum işte. Biz bunu yaparız ama mevcut vatandaşa yerinde daire verip, aynı metrajı verip, bir de kirasını verip, taşınmasını verip, oraya bina yapıp, binanın da maliyetini karşılamamız mümkün değil bu sistemle. O zaman bu sistemin biraz daha yolda giderken düzenlenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ama kesinlikle. Zaten bizim boyutta kentsel dönüşüm yapan ülke yok. Biz de yapamıyoruz. Çok biz de şimdi kentsel dönüşüm 2012 senesinde Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan olduğu zaman çok güzel başladı. O bir sene müthiş gitti 2013-2014. Ama ondan sonraki süreçte kentsel dönüşüm bir ileri üç geri gitmeye başladı. Şu anda da biz kentsel dönüşümde hiçbir şey yapamıyoruz. Dediğinize bir noktada katılabilirim. Şöyle mesela Anadolu yakasında özellikle Bağdat Caddesi'nde emsal değerlerinden dolayı müteahhit orayı tercih ediyor. Ama artık orası tır mır Allah yani. Dolayısıyla tek bir yöne yönleniyorlar. Halbuki öyle yerler var ki karşıda Anadolu yakasında aslında kentsel dönüşüme girmesi ve riskli alanlar olan. Bu konuda noktada size katılabiliyorum. Ama çözüm işte o da çözümüne belki referandum sonrası çözülebilir bu. Şimdi olamaz bakın mı? Sizin dediğiniz bölgeler kentsel dönüşüm değil. Riskli yapıdan. En büyük tehlike ben hep bunu diyorum. İstanbul'un altına bomba koyuyoruz. Yerinde 7-8 kat müteahhite veriyoruz. Müteahhit yapıyor 15-20 kat. Altına otoparkı sığdıramıyor. O sokaklar otopark kalıyor. Ve o arazinin tamamı kullanılıyor. Bu yanlış bir sistem. Riskli yapıdan yapı izini verilmemesi lazım. Parsel bazında biz gittiğimiz zaman İstanbul'u mahvediyoruz. Ada bazda olmalı. 5 dönümün altında kesinlikle parsel kabul edilmemeli. 5 dönüm, 10 dönüm, 15 dönüm, 20 dönüm. İstanbul bizim şehrimiz. İstanbul'u güzelleştirmemiz gerekiyor. İstanbul bizim bundan sonra çocuklarımıza ve torunlarımıza kalacak. Peki diğer şehirler için ne söylenebilir? Daha mı rahatlar? Ya diğer şehirler daha rahat. Baktığınız zaman çevresi daha geniş, alan daha boş geniş, alanları daha fazla. Daha az. Yatayına gidebilecek, çok güzel şehirler kurulabilecek alanlar var. Ama İstanbul değil. İstanbul'da artık insanlar yapılaşmış hep. Bunun suçlusu kim? Bunun suçlusu bugünkü siyasiler değil tabii ki. Bunun suçlusu 70'li, 60'lı, 80'li senelerinde seçim gece kondusu yani seçime 6 ay 1 sene kalan ruhsatsız binalar yaptıran, denetlemeyen ve o binalara elektrik su bağlatan sistem suçlu. Yola da yaptı, oraya da yaptı, buraya da yaptı. Şu anki sistem bunu yıkamıyor. O yüzden geçmişin hatalarını yapmamalıyız. Biz bugün eğer bir kentsel dönüşüm yapacaksak gerçekten çok güzel bir şehir planı çizmeliyiz, hazırlamalıyız. Ve bu şehir planlamacısı içerisinde vatandaşlarla devlet uğraşmalı. Bugün biz %80'ine kadar geliyoruz, %80'inden sonrasını gidemiyoruz. Biz Kağıthane'de kentsel dönüşüme girdik. 1,5 sene emek verdik. 1,5 sene. %81'lere, %82'lere geldik. %19'uyla anlaşamadık. Çünkü yerindeki mevcut arazinin üstüne çıkanın 2 katını istiyor. Biz de geri çekildik. Paramız gitti, emeğimiz gitti, zamanımız da gitti. Şimdi birisi ararsa derse ki Hamit Demir şurada kentsel dönüşüm var girer misin? Diyorum ki lütfen kapat. Şimdi gelelim faizlere. Son 2 dakika. Şimdi biliyorsunuz çeşitli enstrümanlar çıkarılmaya başlandı. Bir tanesi gayrimenkul sertifikası ilki çıktı. Güzel yürüdü inşallah. Devamda gelecekte diyor muyorum. Bir bu var. Dolayısıyla biraz daha faize uzaklaştırmak için bazı enstrümanlar sağlanıyor. Ama bir de konut faizi ve işte normal faize geldiğimizde referandum sonrasında evet çıktığı takdirde daha rahatlayıp aşağı inmesini bekler misiniz diye sorayım. Kesinlikle referandumda evet çıktığı zaman Cumhurbaşkanımız hep bunu söylüyor, biz de söylüyoruz. Faizler Türkiye'de yüksek yüksek yüksek. Referandum çıktığında faizler geriye dönecek, işler çok güzel olacak. Devlet zaten küçük KOBİ'lere ve esnaflara kredinin önünü açtı. Şu an hakikaten çok da iyi krediler veriliyor. Vatandaş biraz rahatlatıldı. Ben 16 Nisan'dan sonra yurt dışındaki özellikle de Avrupa ülkelerinde yatırımların Türkiye'ye döneceğini, sadece Orta Doğu değil Avrupa'nın döneceğini, çünkü biz Avrupa'da da iş yapıyoruz, Almanya'da, diğer ülkelerde,
konuştuğumuz zaman dostlarımızla bunu duyuyoruz. Herkes 16 Nisan'ı bekliyor. Evet, bir evet çıkacaktır diyor ama bu evet'i görelim düşüncesiyle. İnşallah bu evet çıktığında inanın 17 Nisan bizim için tam bir bahar bayramı olacak. İnşallah bunu hep beraber yaşayacağız. Şimdi yabancı mülk satışı, onu da sormam lazım. Doların artmasıyla beraber aslında avantajlı hale geldi. Biraz önce biraz bahsettiniz tabii KDV'den falan ama daha istenilen seviyelerde değil. Dolayısıyla özellikle şu an bölgemiz karışıkken, işte görüyorsunuz Amerika, Rusya, Suriye'diler, bölge sakinleyemiyor yani, onu görüyoruz. Dolayısıyla yabancı da aslında dolar veya euro müsaitken daha fazlasını çekebilmek adına ne yapmalıyız diye sorayım. Çünkü istenilen seviyede değil yabancı mülk satışı, ne dersiniz? Şimdi yabancı satış çok iyi seviyedeydi. 2012-2013'te Ruslar çok vardı. Sonraki Rusya krizi nedeniyle Ruslar çekildi. Şu anda da Ruslar biraz daha gelmiyor. Avrupalılar çok vardı. Onlar çekildi. Orta Doğu vardı. Orta Doğu da biraz zayıfladı. Şimdi yabancının doların çıkması, inmesi, Türk parasının değer kaybetmesi, değer kazanması onu çok ilgilendirmiyor. Konu Türkiye'de ucuz. Dünya coğrafyasına baktığımız zaman Avrupa ülkeleriyle kıyasladığında konut fiyatı bugün Türkiye'de fiyatları çok ucuz. Tabii 800 bin TL olarak düşünürseniz, 4'e bölseniz 200 bin dolar evet, yapıyor bu. Şimdi bu evet. nedenle insanlar 16 Nisan'ı bekler oldu. Biz bu hafta o Katarlı ve Suudi Arabistanlı ve Yemenli 3 grupla bir ortaklık sözleşmesi yaptık. Ortaklık hayırlı sözleşmesini yaptığımızda da sağ olun. İnsanlar şunu dedi. Dedim ki 16 Nisan'da korkuyor musunuz? Korkmuyoruz ama 16 Nisan'da sizin dediğiniz gibi bir şey çıkarsa 17 Nisan'da biz gümbür gümbür Türkiye'ye yatırım için geliyoruz. Bu güzel bir şeydir. Bugün Orta Doğulu gelir, yarın Avrupalısı gelir, sonra Asyalısı gelir. Yeter ki biz ülke olarak, ekonomik olarak belirli seviyede tutalım, siyasi olarak çok istikrarlı gidelim. Evet. 2016 bizim için bir kara yıldı. Seçimler yılı, darbe. Artık şu seçimler yılından kurtulmak istiyoruz. Aksi bir hayır çıkarsa bu sene bir seçim daha zorlanacaktır. Seçime gidilecektir. Allah korusun 2017'yi de kaybetmiş olacağız. O yüzden biz evet, buluşmak dileğiyle diyorum. Güzel günler bizim olsun. İnşallah 17 Nisan sonrası tekrar bekleriz. İnşallah. Videoya değerlendirmek için. Hamit Bey teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Hamit Demir'e çok teşekkür ediyorum bu arada. Demir Şuhat Yönetim Kurulu Başkanı'na ve hemen borsaya söyleyelim. 91.391, dolar 3.71.80, biraz daha sakinledi gibi dolar, bakalım. Dolar böyleyken pariteye biraz etkisini görüyoruz. Çünkü 1.06'nın üzerine yükseldi. 1.257 ons dolar, tabii altını takipteyiz. 1.300'ü görecek mi? İzliyor olacağız. Altının gramı ise 150-151 dolar TL civarında. Petrolde 60 dolarlara gelir mi gelmez mi izliyor olacağız. Kahve faizi %10.95. Bu arada Dow Jones %0.01 artıda, DAX 10.000'deydi, eksi de diyelim ve kahve arasında sonu erdirelim. Herkese güler dilerim.